yana bir bor salom. Oldingi videolarimizda sizlar bilan biz ilmiy referativ adabiyotlar bilan ishlash va ularni ishlov berish, ularni tahlil qilish va to'plash to'g'risida gaplashgandik. Juda ham ko'p foydali bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar keldi. Biz mana o'zimizni magistrlarimiz, magistratura talabalarimiz o'zidan juda ko'p meni xursand qilgan narsa mana bugungi to'plab olib kelishdi. Uni keyingi tahlil uchun berdik. Bizni juda xursand qildi. Endi magistrlarimizga keyingi bosqichda kerak bo'ladigan tomoni. Endi shu to'plangan adabiyotlardan ro'yxat qilish kerak bo'ladi. Bu ro'yxatda talablari ham alohida bor. Har xil stillari bor ularda. Endi bizda O'zbekistonda shu Rossiya Federatsiyasida GOST bo'yicha adabiyotlar ro'yxati shakllantirilishi kerak. Lekin masalan maqola yozish uchun jurnallarda alohida talablari bo'lishi mumkin. Ming afsuski ko'pgina jurnallar o'sha biz hozir foydalanayotgan va bizda qabul qilingan GOST stilidan foydalanishmaydi. Masalan, ayniqsa chet tilida maqola beriladigan bo'lsa, bular umuman GOST'dan foydalanishmaydi. Shuning uchun bu ham alohida masala, lekin hozir biz shakllantirishimiz kerak bo'lgan qanday qilib qilishimiz kerak bo'lganligini aytib o'tmoqchiman bugungi videoda. Hozirgi to'plagan adabiyotlarimizni kimlardir mehnati, kimlardir mahsuloti. Endi biz o'zimizni adabiyotlar sharhini yozayotgan paytda albatta bu avtorlarga, bu mualliflarga iqtibos keltirishimiz kerak bo'ladi. İqtibos keltirishimizda shu sizlarga tanish bu shu maqola yoki ilmiy manbani matnlarni o'rtasida to'rtburchak qavs ichida turli xil raqamlar keladi. Va bu raqamlar shu ilmiy manbani oxirida ko'rsatilgan adabiyotlar ro'yxatidagi raqamlarga to'g'ri keladi. Masalan, birorta fikrda aytgan bo'lsa, shu muallifda shu fikri qaysi manbada, qaysi maqolasida yoki qaysi kitobda, qaysi bo'limida shu muallif tomonidan shu gap aytilganligi yozib qo'yilgan. Va biz albatta bu gapni berishimiz kerak. Yoki bo'lmasam biz hozir mana oldingi usullarda to'plagan adabiyotlardan foydalanyapmiz-da, uni gapini, uni fikrini o'qib chiqib turib, o'zimiz fikrimiz bilan yozyapmiz matnda. Va shu fikrni kim aytganligini albatta biz ko'rsatishimiz kerak. Masalan, Fridriksen aytadigan bo'lsa, shu Fridriksenda shu biz topgan adabiyotiga albatta iqtibos keltirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz adabiyotlar ro'yxatini shakllantirishimiz kerak. Adabiyotlar ro'yxati bu maqolalarda ham bor va bizga eng keraklisi hozir mana bugun magistrlarimiz bilan kelishdik. Adabiyotlar ro'yxatini magistratura talabasi dissertatsiyasi uchun qiladi. Endi bu juda ham 4ta yoki 5ta bo'lmaydi, bu 100tadan oshiq bo'ladi. Shuning uchun anchagina murakkab ish, agar uni bitta bitta qilib chiqishga to'g'ri keladigan bo'lsa, anchagina murakkab ish. Shu ishni osonlashtirish yo'llari bor. Ofisda o'zi, masalan, Microsoft Office'da biz doim ishlatadigan shu Word faylni ichidagi imkoniyatlar, mana shu adabiyotlarga havolalar berish imkoniyatlari qanaqa? Bu imkoniyatlardan qanday foydalanishni amaliy jihatdan ko'rib chiqamiz. GOST bo'yicha oxirgi versiyasi bo'yicha adabiyotlar ro'yxatini shakllantirish xuddi shu tartibda bo'lishi kerak. Endi bu 2008-yilgi GOST oxirgi varianti, hozirda o'sha tartiblarda berilgan, talablarda berilgan tartibi shunaqa. Lekin mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi muallifning familiyasi ketyapti. Muallifning familiyasi, undan keyin initsiallari. Agar bu ismi sharifi bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin yana bitta harf bo'ladi. Endi oldingi versiyasida 4tadan ortiq muallif bo'ladigan bo'lsa, shu 4tasi yozilib, undan so'ng mana bu i drugiye degan qo'shimcha qo'shilardi, faqatgina to'rtburchak qavssiz bo'lardi. Mana bu yerda birinchi o'rinda, demak, mualliflar ketyapti. Keyingisi
Bu makalanın nomi, undan keyin ikkita slash va undan keyin jurnalning nomi nuqta va undan keyin jurnalning yili nuqta, jurnalning soni, bundan oldin tom bo'lishi ham mumkin va undan keyin jurnalning sahifasi. Mana shu to'g'ri varianti hisoblanadi Ghost bo'yicha hozirgi zamondagi hozirgi oxirgi talabi shu. Lekin bir narsani inobatga olish kerakki, bizda ekspertlar ko'zi o'rganib qolganmi yoki shu narsani ma'qul deb topishadimi? Oldingi versiyadagi Ghost'dan foydalanishni ma'qul ko'rishadi va bu ko'rinishda olib borilsa, ba'zida kuzatyapmiz, bu noto'g'ri tartibda qilingan, buni shu bibliograflarga ko'rsatib to'g'irlab qo'yinglar degan e'tiroz bo'lyapti. Endi bu yerdaligi, bu to'g'ri, siz noto'g'ri gapiryapsiz deyishni imkoniyat bo'lmasligi mumkin ba'zi ekspertlar bilan. Shuning uchun tortishmasdan endi ekspertlarimiz uchun yoqadigan variantda yozishimiz mumkin. Lekin aslida hozir bu oxirgi varianti, lekin u ham noto'g'ri emas. Hozir bundan keyin ko'rsatadiganim u noto'g'ri emas. Vaholanki shu bo'yicha PhD dissertatsiyalarini ham adabiyotlar ro'yxati shu tartibda shakllantirilyapti, o'tyapti Oliy attestatsiya komissiyasidan. Bu endi axborot uchun aytib qo'ydim, mana shu tartibda bo'lishi kerak. Aynan biz aytgan Ghost stili shu. Endi masalan biz olamiz. Birorta maqolamizni olaylik. Mana maqola deylik, endi bu dissertatsiya bo'lishi ham mumkin, maqola bo'lishi ham mumkin. Biz endi ozgina qisqaroq matnda ishlab ko'ramiz. Mana bu maqola, maqolada albatta boshida abstrakt rezyumelardan keyin muammoning dolzarbligi odatda keltiriladi va shu muammoning dolzarbligi degan ruknida ko'pincha shu adabiyotlarga havolalar keltiriladi. Men oldindan mana bu joylarga to'rtburchak qavslarni qo'yib chiqdim. Mana shu joylarda mualliflarni berishimiz kerak bo'ladi. Endi mualliflar uchun alohida adabiyotlar ro'yxati degan yozuvdan keyin mualliflar ro'yxatini shakllantiramiz. Aytaylik, masalan biz mana bu maqolalardan olishimiz kerak. Mana shu muallifni, mana Saltanov Matinyanni muallifligidagi maqolaga iqtibos keltirishimiz kerak shu mualliflarga. Endi bizda xuddi shu Ghost standartiga tegishli bo'lgan shaklida yo'q. Ba'zi paytlarda shu internet sahifalarida iqtibos keltirish uchun deb turib alohida yozib qo'yishadi. Biz unda qiynalganimizda shundaycha ko'chirib olib tashlab qo'yishimiz mumkin. Lekin ko'pincha shu namuna sifatida bergan va shu iqtiboslikka keltirish uchun tashlab qo'yilgan havolasi Ghost bo'yicha bo'lmaydi. Chunki bu boshqa jurnallar faqatgina hozir shu rus tilidagi jurnallarda Ghost sifatida qabul qilinishi mumkin va oxirgi paytlarda bu rus tilida chiqadigan jurnallarda ham Ghost standarti bo'yicha emas, boshqa, masalan, Amerika psixologlar jamiyati tomonidan berilgan stil yoki Vancouver stili yoki Chicago stilida talab qilinyapti. Uni keyingi videolarda ko'rib o'tamiz. Endi hozirgi paytda biz mana shu muallifni biz olishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz buni ko'chirib olamiz. Ya'ni birinchi o'rinda mualliflarni o'zi va maqolani nomini ko'chirib olamiz. Shu sahifadan bizga kerakli narsalar. Endi bu yerda qaysi jurnalda chiqqanini topishimiz kerak bo'ladi. Bu demak, bu jurnal anesteziologiya reanimatologiya jurnali, mana birinchi sonida 2012 yilda chiqqan, buni ham ko'chirib olamiz. Va keyingisi qaysi sahifalarda chop etilyapti? Mana bu yerda 4-chi sahifadan boshlanib 9-chi
sahifəyə gecə ekan. Bunu yazamız. Demek 4'dan 9 gecə. İndi bunu GOS standartıya mozlaşdı. Birden bir kurup çıkarmış. Bana Saltanov birinci orunda muallifinin familiyası. Birinci orun tadı. A ismi. İ şarifi. Nukta virgül. Ve ondan keyinci muallif Matinyan N avı nokta virgül ve ondan keyin Riyabov A nokta B nokta virgül ve Valabuyev. Bana bu dördüncü muhalif buldu. Ve bundan keyinki muhaliflerini biz bana şu noktadan keyin i drugi edip koyamız da keyinki muhaliflerini ötürəmiz. Bundan keyin bana bu makalanın nomi, endi bu makalanın nomini kiçiləndirəmiz. Və keyingisi jurnalın nomi. Nuqtadan keyin albatta ikkita mana bunaqa slash qo'yamiz da, anesteziologiya, reanimatologiya degan jurnal. Bu jurnalın nomi albatta probel bo'lish kerak. Va bundan keyin nuqta e'tibor berayotgan bo'lsangiz, undan keyin probel, undan keyin chiziqcha 2012-yil birinchi keladi, undan keyin nuqta keladi yana va chiziqcha. Undan keyin soni nuqta probel chiziqcha va sahifasi, ya'ni ruschasiga stranitsa. Bu yerde baş harf bilen S koyuladı da 4'dan 9 geçe deyip görsatılar. Bana şu göz boyutu bize gözümüz oraya koyan ekspertlerimiz şunlar şekilde maslaşmıyor. O düşünün tartıkta göz boyunca edebiyatlar ruhatını şekillendirişimiz mümkün. Şimdi bundan keyin mesela harici edebiyatlardaki muhaliflerde alışımız mümkün. Mesela bana bu makalanı alışımız mümkün. Bir yerde indi bana şimdi için köçürüm olamaz. Bir yerde itibar verirken bu şeyler artık temasılar var. Birinci forumda famililer de aldınca köçürüm otamız. Bir de itibar verirken bu şeyler Thomas bu isim. Bana bu ise familia. Bu ne için gerek? Biz alfabet boyunca tartıya bu narsa kerak bo'ladi. Demek fine bu familiyası Thomas ismi. Mana bu G ise şarifi nokta virgül. Bu endi qayerda qaysi muassasadan chiqqanligini ko'rsatuvchi belgiler. Mana bu joyda mana bu familiyası bu oldinga o'tadi. Charlotte ismi bo'lishi kerak bu. Mana bu yerda ham Edwin familiyasi. Bu esa ismi. Va oxirgisi bu familiyasi o'g'li ismi. Va undan keyingi mualliflar ko'p. Bundan so'ng esa biz o'sha idrogeyni o'rniga inglizcha et ol qisqartmasidan foydalanamiz. Nuqta qo'yamizda. Boshqa mualliflarni o'chiramiz. Undan so'ng mana bu maqolani nomi keltirilyapti. Nuqtadan keyin endi biz qaysi jurnalda chop etilganligini olamiz. Ba'zida mana bu joyda berib qo'yadi. Ba'zida o'zimiz terishimiz kerak bo'ladi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana Journal of Pediatric Surgery hatto sahifalarigacha berib qo'ygan bo'ladi. Buni ko'chirib olamizda. Ikkita slashdan keyin mana Journal of Pediatric Surgery. Albatta bundan keyin nuqta chiziqcha qo'yamizda 2020-yil. Bu nuqta mana bu 55 esa bu
Sony jurnalını Sony 2020 yılında yazdık bunu ölçülükleşimiz. Nokta çizikçe. Bana bu ise sahifası. Şimdi Rusçamız bir de page diye bir yazarımız. Page diye bir yazarımız ve 1796. sayfadan 1801. sayfa geç. Bana kod düşündüğü tertipte bana şu düşündüğü tertipte şekillendirildi. Şimdi talabı boyunca bizde Times New Roman boyunca talep kurulmadı köpünce. Biz organı koyan dinamız talabı boyunca bana 14'e koyduk. Vakit de şu şuna kadardan bir 6'da ya ki 8'de ya ki 10'da ya ki 100'de bölüşümüydü. Şimdi bunlar sana hamasını bir koyu olamam. Vakti kızmazdı gücümüz kantırda şeyimiz bir yerine. Eteli kutlu şu tertipte adabiyotlarda ruhatını şekillendirildi. Şimdi biz bunu iktibaslık verişimiz gerek. Yani birinci orunda bu adabiyotlar ruhatını rakamlaşmamız gerek. Bunun için hamamızda malum bana bu panelde numerasyon degen tugmacha bor. Şunu basamız ve bizge rakamlar bir adı otomatik tarzda bana itibar beretken bu şeyler bitti olarak kuşlayı yakalıran buluş için. Demek ki hakikaten adabiyatımız var. Şimdi şu adabiyatlarda mesela biz bana bu Çin 4. orundaki Çin'i Aytaylik gapirgan joyi yoki fikrini mana bu fikr shu chengga tegishli deb aytaylik. Bu yerga biz mana bunaqa to'rtburchak qavs ochamiz. To'rtburchak qavs ochamiz. Va bu yerga biz shu chengni anaqasini berishimiz kerak, havolasini. Va bu yerga biz chengga havola qo'yishimiz kerak, ya'ni raqamini qo'yishimiz kerak. Buning uchun Word'da şunda imkaniyat var ki kesişme havala degen funksiyası var. Bu silke degen elementler panelinin içinde bana bu perikrosna silke degen narsani bosamız ve bosganımızda bizde mana şu ruh hatımız çıkadı. Ve bu yerden biz chain'i topamızda hut düşünü bosamız. E'tibor bergan bo'lsanglar, chain'da ya'ni tartib raqami mana shu qavsning ichiga qo'yildi. Endi keyingisi mana bu joyga qo'ymoqchimiz. Bu yerga ham to'rtburchak qavs ochamizda. Mana bu Saltanov aytgan gap, Saltanov fikri bunu yine bana bu yam etken bulsun aytaylik ve Mason etken bulsun. Bu yerde bana hemen rakamlar da koydu fakat yine bizden koladı yollarsa bunu virgüller bile acıratıp çıkış kol yaptı kolaz. Ve ahırı kalsını bekittik. Bana bu joyda indi boş kalarına biramız. Mesela 1 litre. Selin, krilin. Ha bunu ham ajratib qo'yamiz. Va keyingisi xuddi shunday masalan mana bu bir i 6-chi raqamdagi muallif fikrini biz iqtibos qilib keltiryapmiz. Va buni bekitdik. Mana xuddi shu tartibda barcha havolalarni yana kesişme qilib berib bo'ldik. Bu demek bizga ishimizni osonlashtirdi. Bu masalan biz har bittasini raqamini ko'rib, bundan keyin yana qaytib qo'yib chiqishimiz kerak bo'lardi va eng yomoni agar biz buni o'rtasiga yana birorta bir gap yoki birorta fikr abzats qo'shadigan bo'lsak, bu raqamlar albatta siljib ketadi. Va bundan keyingi talablardan biri adabiyotlar ro'yxati alfavit tartibida bo'lishi kerak. Alfavit tartibida emas bizning hozirgisi. Demak, buni alfavit tartibiga keltirishimiz uchun biz hammasini bo'yimizda
Bana bu anlaydı. Satır degen narsa bor. Ya'ni adan yagacha degen harflar bor. Shu satır okeni bossak bizga hech qayerini bosmaymiz. Faqatgina okeyni bosamiz. Va bizga mana bu alfabet tartibida birinchi lotinchasini qilib berdi. Bu endi Word'da yoki Windows'da stildaligiga bog'liq bo'lsa kerak, ba'zilarda birinchi rus tilidagisini beradi. Menda nimagadir rus tilidagisini oxiriga qo'yishadi. Shuning uchun rus tilidagi adabiyotni birinchi o'ringa chiqaraman. Bizda endi rus tilidagi adabiyot bu holatda bitta. Va undan keyin mana B, C, F, M bo'lib ketyapti. Demak, alfabet tartibiga to'g'ri kelyapti. Lekin alfabet tartibiga to'g'ri kelyapti, lekin mana bu raqamlarimiz o'rni almashib ketdi. Buni to'g'irlash uchun yaxshi imkoniyat bor. Mana shu bo'yaladida, mana shu iqtiboslik berilgan bo'limlarimiz bo'yaladida, F9 tugmasini bosganimizda mana bu raqamlar o'rni almashadi. Ya'ni bizga hojat qolmaydi. Bitta bitta hammasini o'rnini almashtirib chiqishda hojati qolmaydi. Bugungi bermoqchi bo'lgan narsam shu. Keyingi videolarimizda buni yana ham osonroq bir dastur to'g'risida, ya'ni Zotero dasturi to'g'risida tushuntirib o'tmoqchiman. E'tibor uchun rahmat. Hammaga omad.